Yarış başlangıcı, Kanlıca. Yarışın başlangıcı, Kanlıca vapur iskelesinde kurulan şat üzerinden ekranınızda görmekte olduğunuz düzen doğrultusunda gerçekleşecektir. Yarış başlangıç pozisyonunun alınması için öncelikle sporcu gemileri Kanlıca vapur iskelesi ve şat arasına yanaşacaktır. Bulunduğunuz alanlarda ve gemi kapılarında start öncesi maske, terlik ve benzeri tek kullanımlık malzemelerinizi atabileceğiniz özel çöp kutuları bulundurulacaktır. Vapur çıkış kapılarının açılmasıyla önce yaş grupları, ardından bedensel engelliler ve özel sporcular gruplar halinde şat üzerinde yer alan manyetik halıların üzerinden geçerek suya atlayacak ve yarışa başlayacaklardır. Şerit bariyerin hemen önünde yer alan manyetik halılar, çipli ayak bileklikleriyle etkileşime geçerek yüzücülerin yarış zamanlarını başlattığı için yarışmacılar start öncesinde kesinlikle halılara temas etmemelidir. Yarış başlangıcı saat 10.00'da başlangıç kornasıyla verilecektir. Başlangıç korna sesini müteakip şerit bariyer açılacak ve yüzücüler manyetik halının üzerinden geçerek suya atlayacak ve böylece yarış zamanları başlayacaktır. Suya erken atlayış, yarışmacıya hiçbir süre avantajı sağlamayacaktır. Her yüzücünün kendisine özel derecesi ayrı ayrı tutulacaktır. Bu nedenle suya atlayışlarda acele edilmemesi ve yarışmacıların birbirlerini engellemeyecek şekilde hareket etmelerini önemle rica ederiz. Atlayışlar esnasında birbirine karşı centilmenlik dışı harekette bulunan yüzücüler, başlangıç hakemlerinin değerlendirmesi doğrultusunda diskalifiye edileceklerdir. Yarış parkuru. Yarış, Kanlıca Kuru Çeşme arasında 20 ile 24 derece su sıcaklığında yaklaşık 6,5 kilometrelik bir parkur üzerinde Komodor Cahit İstikbal yönetiminde gerçekleşecektir. Karadeniz'den gelen az tuzlu sular Marmara Denizi'ne doğru bir yüzey akıntısı meydana getirmektedir. Bu akıntının hızı mevsimden mevsime, hava ve rüzgar şartlarına, boğaz kıyılarının coğrafi yapısına göre değişiklikler göstermektedir. Genellikle yüzücülere destek sağlayan bu akıntı, bazı bölgelerde yön değiştirmekte ve ters yönden gelmektedir. Anadolu Hisarı, Küçük Su, Bebek, Arnavutköy koyları ters akıntıların yaşandığı bölgelerdir. Yarışmacıların bu değişken akıntı durumlarına karşı dikkatli olmaları ve boğazın orta hattını kullanarak yüzmeleri tavsiye edilmektedir. Suya atladıktan sonra yüzücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağını hedef alıp o yöne doğru yüzmelidir. Yüzücü, su sıcaklığının birkaç derece düştüğünü hissettiğinde yarış sonuna kadar kendine eşlik edecek kanal akıntısını yakalamış demektir. Bu noktada artık köprünün ortasına doğru yönelip köprünün altına doğru yüzmelidir. Yüzücü, köprünün altına ulaştığında bir sonraki hedefi Kandilli-Bebek arasında bulunan yüksek elektrik gerilim hattının orta noktası yani suya en yakın noktasıdır. Buraya varıldıktan sonraki hedef nokta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün orta noktası olmalıdır. Bu çizilen rota, yüzücüleri Galatasaray Adası'nın 150 metre kadar açığından geçirecektir. Galatasaray Adası'yla aynı hizaya gelindiğinde, yüzücüler yarışın son 300 ila 400 metresine girmiş olacaklardır. Bu noktadan itibaren Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı hedef alınmalı ve bu yöne yüzülmelidir. Yarış bitiş noktası, Kuruçeşme. Cemil Topuzlu Parkı'ndaki bitiş noktası, yüksek hava balonları ve flaşörlerle işaretlenmiştir. Yarışmacılar yönlerini tayin ederken bu işaretlerden faydalanarak bitiş noktasına ulaşacaklardır. Bitiş noktası, üzerinde merdivenler bulunan, manyetik halı ile kaplı su üstü duvalarından oluşmaktadır. Yüzücü, merdivenlerin herhangi birinden yukarıya tırmanarak dubaya ayak basacak, ayak bileğinde bulunan çipli bilekliğin halı ile etkileşime geçmesiyle birlikte parkur tamamlama süresi belirlenmiş olacaktır. Bitiş halısına basmamış yüzücüler yarışı bitirmemiş kabul edilecek
sertifika ve ödül alamayacaklardır. Yüzücüler, yarışma süresince vakit kaybetmemek ve üşümemek için devamlı yüzmeye gayret etmeli, sık sık kafalarını sudan dışarıya çıkarmamaya özen göstermelidir. Yüzücü, izleyiciyi rotayı veya refakat botunu kulaç atarken tayin ve kontrol etmelidir. Yarış esnasında hissettiği üşümeyi, yüzme temposunu ayarlayarak durdurabilir ve yarış esnasında hissedebileceği krampları yumuşak ve hafif tempolu hareketlerle giderebilir. Yarışların en önemli unsuru olan su üstü güvenliği şişme botlarla sağlanmaktadır. Parkur boyunca yüzücülere refakat edecek bu botlar, yarışmacıların yaşayabilecekleri her türlü olumsuzluğa karşı müdahalede bulunabilecek personel ve teçhizata sahiptir. Yarışmacılar nefes darlığı, yorgunluk, önlenemeyen üşüme ve titreme halleri veya dayanılamayan kramp ağrıları hissetmeleri durumunda zaman kaybetmeden el kaldırarak veya bonelerini başlarından çıkartıp sallayarak yardım istemelidir. En yakındaki bot ulaşıncaya kadar panik yapmadan sakin bir şekilde beklenmelidir. Unutulmamalıdır ki panikle yapılan hareketler hem yarışmacının kendisini hem de çevresindeki yüzücüleri zor durumda bırakabilir. Son yüzücü suya atladıktan 2 saat sonra yüzme yarışının süresi resmi olarak dolmuş olacaktır. Komodor'un talimatı ve onayıyla yarışı tamamlayamayan yüzücüler, bulundukları yer neresi olursa olsun sudan toplanacaklar ve şişme botlara alınarak Cemil Topuzlu Parkı'na getirileceklerdir. Komodor'un talimatını uygulayan görevlilerin sudan çıkın ikazına uymayan sporcular yarışlardan diskalifiye edilecektir. 32. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nda tüm yarışmacılara başarılar dileriz.